O da genelde Best of gibiydi. Ondan önce de 2005. Baktığınız zaman böyle çok sık olmadığı için olabildiğince fazla şarkı koyayım ki insanlar doya doya dinlesinler. Bir daha albüme kadar Ne güzel. eskimesin Ne diye. güzel. Bir başka nedeni de anonsta da arkadaşımızın söylediği gibi düzenlemeleri bana ait, mixleri bana ait, yapımcı da benim. Çalgıların çoğunu da ben çaldım. Bu yüzden sadece kendinden zaman harcayarak yaptığım için ve başkalarıyla çalıştığım zaman daha çok zamana ihtiyacım Evet. olduğundan kendim hızlı çalışıyorum. 3,5-4 ayda hepsini tamamladım. Bu yüzden olabildiğince fazla şarkı, 3 tanesi yalnız 2 versiyonlu şarkılardır. Ama toplamda bakınca tabii ki Evet. Son 16 zamanlarda değişik. aslında karşılaşıyoruz da. Yani birçok pek çok sanatçımız artık kendi albümlerini kendi çıkartıyorlar. Fakat sizin açınızdan ben biraz daha farklı görüyorum işi. Benim Siz bir avantajım sizin var. büyük avantajlarınız var. Özellikle enstrümanlarda ya da müziğin her dalında son Evet. derece eğitimli ve birikimlisiniz. Bu anlamda da tabii ki eminim çizmek istediğiniz yolu kendiniz çok daha rahat çiziyorsunuz diye Evet, hissediyorum. çok doğru. Başka insanlarla çalıştığınızda istediğinizin biraz dışına çıkmak zorunda kalabiliyorsunuz. Kötü bir şey olmayabilir ama Elbette. gene de çok iyi aranjör, çok iyi mixçi olabilir. Ancak ben şunu şöyle yapsaydım dediğim zamanlar olmuştur. Ama her şeyi kendiniz yaptığınız zaman bu minimumda kalıyor. Belki 3-5 sene sonra dinlediğimde keşke bunu da şöyle yapsaydım her zaman Elbette, olabilir. elbette. Sizin herhalde tiyatro Tiyatroda da öyle. oyunlarınıza da baktığınız zaman aynı şey olabilir. Kesinlikle Hani öyle. aradan bir Keşke zaman şöyle geçtikten oynasaydık dediğimiz evet çok şey oluyor. ancak şu anki duygularıma göre ben bu albümü yaptığım zaman çok içime sine sine istediğim zamanı kendime ayırarak gayet rahat bir şekilde ama günde 14 ila 16 saat çalışarak 3,5-4 ayda çıkarttım. Ama çok da zevkli çalışma bunlar. Evet, her parçadan da aslında o zevki alabiliyoruz, o tadı Aynen, aynen duyabiliyoruz. öyle. Teşekkür ederim yani. Rica ederim. Ben de öyle o zevki aldığım için dinleyiciye de o geçiyorsa ne mutlu bize. Geçecektir. Aslında sizin ilk albümlerinizden beri yani Ellerim Bomboş Olsun, Yol Verin A Dostlar Olsun o zamandan bu yana gelen bütün albümlerinizde aslında yaptığınız kulvarlarda çok çok önemli işler yaptığınızı söylemek zorundayım. Özellikle ilk albümleriniz, daha sonra yaptığınız caz albümünüz, daha sonra yaptığınız türkü albümünüz. Bütün bunları şöyle bir değerlendirdiğinizde Türk müziğini nasıl görüyorsunuz? Son 20-25 sene içerisinde siz de fiilen aslında Kendi Türk açımdan, müziğinin içerisindesiniz. bu yapılacak bir şey değil. Senin de bahsettiğin gibi bu kadar farklı tarzı bir insan içinde hissetmesi çok zor ve gereksiz. Öyle mi Ama diyorsunuz? ben bir şekilde ucundan bucağından bu farklı kültürlere, farklı müziklere girmiş bulundum. Ve hepsini de hissederek hep çaldım, söyledim. Farklı müzik tarzları olduğu gibi farklı enstrümanlarda da hep aynı duyguyu yaşadığımı hissediyorum. Bu hassasiyeti ve titizliği de gösterdiğinizi şuradan biliyorum. Ben açıkçası konservatuvarda 2005 senesinde yüksek lisansını yaparken sizinle koridorlarda karşılaşıyordum. Evet. İstanbul Üniversitesi'nde siz de aynı zamanda lisans eğitimi alıyordunuz. Gecikmeli olarak Ama bu evet bizim için 2005'te kendi ben de öğrenci bitirmemiştim. arkadaşlarımız arasında da yani Fatih Bey, Fatih Erkoç yani hiç yaşını ya da durumunu ya da konumunu hiçbir şekilde öne çıkartmadan öğrenme isteğiyle orada diye konuşuyorduk açıkçası. Bu Hatta çok ilk yıl çalışkanlığımdan dolayı bana burs da ne güzel. vermişlerdi. Hatta son 2 seneyi de 1 sene içerisinde bitirdiğiniz gibi Doğru, şeyler de duyduk biz üniversitede. doğrudur. Tabii ki Yani benim şunu söylemeye çalışıyorum aslında bütün bu dalları da sadece hani hissetmek ya da yapmak için yapmadığınızı da görebiliyoruz burada. Her birinde de her enstrümanda belli zaman enstrümana da belli zamanlar ayırdığınızı aynen öyle, ve aynen öyle. önemsediğinizi de bunu biliyoruz açıkçası. Bunu, bu senin söylediklerini umuyorum ki diğer bütün insanlarımız da senin gözünle, kulağınla görür, duyarlar. Ben bu noktadan yaklaştığın için çok teşekkür ediyorum. Bilinçli bir insan olmanın faydası olsa gerek. Herkesi senin açından bunu gördüğün gibi görmesini temenni ediyorum. Evet, ben aynen senin söylediğin gibi bakıyorum bu olaylara ve yaptığım her şeyi de %100 hep içimde hissederek, kalbimde hissederek yapıyorum. Yoksa hissetmediğim bir şey zaten
ortaya çıkmıyor. Evet, çok önemli oluyor. Özellikle sanat yaratımında evet. hissetmeden, içinizden gelmeyen bir şeyi yaptığınızda hemen evet. onu dinleyen ya da izleyen evet. hemen hissediyor ve size de uyarılarda bulunuyor. Aynen yani bizim yaptığımız işin içerisinde de yani herhangi bir rol oynadıysam, onu beğenmediysem muhakkak sokakta bir muhakkak. Kenarda sıkıştırıp muhakkak. Diyor ki şunu şöyle yapsaydın daha iyiydi. Muhakkak. Bu bizim mesleğimizin en güzel yanı galiba. Tabii ki. Peki birazcık TRT Okul'da üniversite öğrencileri tarafından izleniyoruz biz. Eğitim ve müzik eğitiminden bahsetmenizi rica edeceğim. Müzik eğitiminin sizin, yani aslında müzik yapmak için ille de eğitim almaya gerek yok. Bunu biliyoruz. Yok. Klasik batı müziği yapmayacaksanız genelde evet. ama klasik batı müziği için bence eğitim elbette. Gerekiyor. Peki bu anlamda nereden yaklaşmak gerekiyor? Eğitimi, yaratımın neresine koymak lazım? Şimdi aslında tabii bazı insanlar, mesela geçenlerde bir arkadaşım söyledi. Bunu söylerken de eğitim gereksizdir diye algılanmasın lütfen. Evet. Ama onun da içinde, bu söyleyeceğim şeyin de içinde bir doğruluk payı ufak da olsa var. Ben aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde hocalık da yapıyorum bu kış sezonu içerisinde. Orada öğrencilerden biri dedi ki, Fatih abi ya da hocam dedi, ben okula başlamadan önce çok daha fazla ve daha güzel besteler yapıyordum. Şimdi birkaç yıldır okula devam ediyorum. Bu güzel bestelerim azaldı. Hem sayısal olarak azaldı, hem niteliksel olarak azaldı. Bunda bir doğruluk payı olabilir. Çünkü bir şey bilmediğiniz zaman o konuda daha özgürsünüz. Evet, sınırlarınız yok galiba. Sınırlarınız yok. Ama okulda okuyup bir şeyler öğrendiğiniz zaman bazı kurallar konuyor evet. önünüze. Müziğin bazı kuralları var. Ama şöyle de olabilir tabii, bu doğruluk payı olduğu gibi olmayabilir de. O arkadaşımız okuldan önce daha iyi duygulara sahip olabilir. Daha yeteneğini bir şekilde ortaya koymuş olabilir. Daha sonraları o yeteneği ilk seferki kadar koymamış da olabilir. Evet, belki de eğitim belli bir süre sonra da galiba, belli bir tecrübeyle de buluştuktan sonra da bambaşka kapılar muhakkak, açıyor insanı. Muhakkak. Bence ikisinin birden, hem tecrübe hem eğitim hem de kalbinizin sesi iyi şeyler yapmanıza daha çok olanak sağlayacaktır. Sağlıyor. Evet. Peki birazcık da caz müziğiyle de ilgilendiğinizi biliyorum. Hatta ara sıra konserleriniz de devam ediyor. Onlardan da bahsetmenizi rica edeceğim. Evet, bu ay özellikle Kerem Görsev Trio ile 5 tane falan konserimiz oldu. Bütün konserlerimize gelen insanlara teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sanat dolu ve zevkli konserlerimiz oluyor. Ve eskiye kıyasla baktığım zaman nasıl ki sinema, Türk filmlerine ilgi eskiye kıyasla biraz daha arttı bu evet. son dönemde. Bizim bu caz konserlerimizde de sanki öyle bir algı var kendi açımdan. Bu yüzden teşekkür ediyorum. Caz müziği tabii ki diğer özellikle pop müziği ile kıyaslandığında çok geride kalan bir müzik. Bu Amerika'dan çıkan bir müzik olmasına rağmen Amerika'da da aynı şey geçerli. Bakıyorsunuz dünya çapında müthiş müzisyenler. Mahmafi bu akşam onlardan bir grubun konserine gideceğim. Jazz Center'da. Herkesi de beklerim. Mulgrew Miller, Ron Carter ve Russell Malone. Nasıl okunuyorsa. Ne güzel. Onların... Sizin ağzınızdan da Sanat 2011'de aslında bir kültür sanat haberi duymuş olduk. Evet, siz çok... anons etmiş oldunuz. Evet, dün akşam vardı. Ediyorum. Dün akşam gidemedik programdan dolayı. Ama bu akşam orada olacağım. Ve dünyanın en iyi müzisyenleri Hı-hı. hakikaten. Ve baktığınız zaman dünyanın en iyi caz müzisyenleri bazı en iyi olmayan pop starlarının yanında uçurumlar dağlar kadar fark, ekonomik fark oluyor. Konserlere ilgileri o oranda uçurumlar yaratılıyor filan. Bu farkın azalmasını diliyorum ben şahsen. O yüzden de üniversiteli gençlere çok bence ihtiyaç var. Evet. Onlar öncü olmalılar diğer insanlara da. İşte her genç belki annesine babasına öncü caz olabilir. Cazı aşılayabilir. Hıncalıcı'nın zaman zaman yazdığı eski yazılarını hatırlıyorum. Mesela siz opera müziğini sevmeyebilirsiniz. Ama bir gidin, iki gidin, üçüncüde artık seveceğiniz bir şeyler bulacaksınız. O kadar güzel atmosferler ki onlar, o konserler. Evet. Kötü konser bile olsa orada muhakkak sizin
yaşamda ilerlemenizi sağlayacak muhakkak bir şeyler bulacaksınız. Evet. Artı zevk alacaksınız. Onun için konserleri ve aktiviteleri kaçırmasınlar ve gençler diyelim, ebeveynlerine de bunları aşılasınlar diyelim. Ve lütfen hemen sizin konserinizi de hemen anons etmiş olalım buradan. 8 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir konserimiz var. Bu çok yakınımızda da cumartesi günü de madem gençlere hitap ediyoruz, üniversitelere hitap ediyoruz. Ankara ODTÜ'de bir pop konserim olacak. Herkesi oraya bekliyorum. Ve ondan sonra da 8 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'ndeyiz. Orada görüşeceğiz inşallah. Evet, biz de bütün buradan TRT Okul dinleyenlerini ve izleyenlerini sizin konserinize davet etmiş oluyoruz. Ve kapanırken efendim bir albüm var elimde. Hemen eminim siz de dinlemişsinizdir. Sema'nın Eko albümü. Yeni çıkmış bir albüm olmamasına rağmen benim çok severek dinlediğim ve muhakkak programda yer vermek istediğim bir albümdü. Hatta birkaç tane parça vardır ki Fikrimin İnce Gülü ya da Sarı Yapıncak. Gerçekten çok güzel bir albümdü. Ben bugün programın sonunda bunu muhakkak belki sizinle de paylaşırım diye de getirdim yanıma. Ve izleyenlere de tavsiye ettiğimi, yeni bir albüm olmamasına rağmen hala raflarda durduğunda hatırlatmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sen sağ ol. Tekrar görüşmek üzere. Güzel yayınların devamını diliyorum. Sağ olun. Başarılarının devamını diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet efendim, geldik Sanat 2011'in sonuna. Lütfen sizler de bize ulaşın. Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşın. Biliyorsunuz elektronik posta adresimiz sanat2011@trt.net.tr. Bugün Fatih Erkoç'la beraberdik. Çok güzel bir program oldu. Benim için de çok önemli bir programdı. Yarın yine aynı saatte TRT Okul ekranlarında sizlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim. Gördüm seni, yaktın ah yaktın.